Bir sucuklu yumurta tarifi videosu. Tabii öyle bir şey yok. War Thunder videosundayız. Ama her seferinde böyle War Thunder videosu demek yani değişik bir şey değil dedim. O yüzden sucuklu yumurta tarifi videosu yapmayacağım size. Su-39 ile ilgili çekmeye başladığım uzun video serisinin ikincisindeyiz. Cuma günündeyiz. Görüyorsunuz üstü yok etmeye çalışıyorum. Lakin evet yok ettim. Füzelerde 58 tane füze kaldı. İşte bunu söylemeye çalışıyorum. Yani 160 tane de füzeniz olsa 80 tanesi onu yok etmeye yetmiyor. Dolayısıyla siz 160 tane video füzeyle 200 yok edemiyorsunuz. Şimdi dünkü çalışmamızda çok fazla puan alamamıştık ama bugünkü kısımda ilk üssümüzü vurarak puanımızı yükselttik. Yine önümüzde bizden uzaklaşarak giden bir tane uçak var bir yandan. Ama bizim derdimiz en azından şu elimde kalan roketlerle üssü vurmaya çalışayım diyorum. Arkamda görüyorsunuz RVR çok güzel çalışıyor. Arkamda bir MiG 23 var. O bizim takımdan tabii. Bir tane F4, bir tane de MF1 neydi acaba? Mirage, ha Mirage F1 evet o uçak var. Bakalım üssü vurmak nasip olacak geri kalanını. Evet oldu. Şimdi böylece imzamızı atmış olduk ona. Eğer beni beklemeden biri geri yok ederse o tamamlanacağı için biraz daha puan alırız. Yoksa da benim girip onu bulmam gerekiyor. Şimdi sim modunda daha önce de söylediğim gibi güzelliklerden bir tanesi maçı sonuna kadar oynamak zorunda değilsiniz. Ya da maçın en başında girmek zorunda da değilsiniz. Maçı canınızın istediği kadar oynayabilirsiniz. Hatta bölümler halinde de oynayabilirsiniz. Öyle diyeyim. Bakın bu uçağın afterburner'ımsı bir şey var. Yani aslında afterburner değiller onlar ama işte şu an biraz daha hızlı hızlı çalışmasını sağlıyor. Fakat motor çok çabuk ısınıyor. Ben de şu anda uçak yakalayacağım derken sanırsam buldum. Evet, yakın çıktı ama zaten kanadı kaybettik. Yani yapacak bir şey yok. Bakın bir uçak kaybettik ve sanıyorum vuruldum büyük bir ihtimalle. Ha bu arada yani ben şu anda vuruldum da bu uçağı böyle sert manevra da yapmamak lazım. Çünkü kanadını kırıyor. Onu söylemiyordum. Bakın Su-39'da öyle bir olay yok ama burada eğer sert, çok sert hareketler yaparsanız gidiyorsunuz. Yani, kanadı kırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi o arkamdaki Mirage F1C 200 beni vurmuş. Bu arada şimdiden söyleyeyim bu adam bayağı iyi bir oyuncu. Beni epey bir vurdu. Ben de sonra canım atak etti. Maç bitmeden ayrıldım. Yani vurul vurul nereye kadar değil mi? İnsan çekim için dahi yapsa bakın rolantlar görünüyor bu arada RVR'de. Bir noktadan sonra vurulmaktan canına tak ediyor. Yani burada vurulmak bana bir götürüsü olduğundan değil de yani bir şey yapamamama kadar götürdü işi artık yani. O yüzden öyle diyeyim. Yoksa oynasa oynardım yani. Şimdi radarda birilerini yine ben kilitledim. Ama daha uzak tabii çünkü yaklaşık 13-14 kilometre uzaklıkta ve ben de henüz kısa menzilli füze dışında füze de yok. Henüz o değişikliği de yapmadım. Oraya doğru gidiyoruz. Bakalım neler yapacağız artık. Onu tabii kendi kendinize izleyeceksiniz. Ben bu video için 5 dakikalık konuşma süremi tamamladım. Sizi video ile baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.